Oyun Sütlaç'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir video daha. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Şu anda yüklenme ekranındayız. Burayı da göstermek istiyorum size. Bu yüzden zaten hızlıca bir giriş yaptım. Hoş geldiniz yeni videoya. Bugün PB'de Wireworks'ünü inceleyeceğiz ama şu yüklenme ekranındaki zımbırtıya bir bakın. İnsanların kaç ka o hero'su olduğunu falan burada detaylıca görebiliyoruz. Bunu şu anda birlikte girerken Doruk fark etti. Sağ olsun. Çünkü bunun yazacağı belliydi ama nerede yazacağını falan bir türlü bulamamıştık. Burada bu şekilde yazıyormuş. Wireworks'ünden birazcık bahsedeyim. Aynı zamanda yeni yenilmez rünüyle bunu çekiyorum. Yenilenen ve değişmiş haliyle bunu çekiyorum. Wy'de artık saldırı hızı ve kritik kasılabilecek bir şampiyon haline geldi. Neden peki? Yeteneklerinden ben sırayla bahsedeyim. Önce taban saldırı gücü ve taban saldırı hızı düştü. Ondan sonra pasifinin bekleme süresi 12'den 8'e azalıyordu oyun boyunca. Hep 12. Bu da bir düşüş gibi hissettirebilir. Pasifinin verdiği kalkan canımızın %10'u kadar da %15'i kadar oldu. Arttı. Q yeteneğinin taban hasarı azaldı. Ama bonus saldırı gücünden değil toplam saldırı gücünden güçleniyor. Yani bu genel anlamda bir hasar artışı gibi, dengeli bir hasar artışı gibi kabul edilebilir. Önemli değişiklik. En önemlisi W yeteneğinde yaptığımız her üçüncü vuruşumuz pasifimizin bekleme süresini 3 saniye düşürüyor. Yani bu saldırı hızı Y kasımını mantıklı hale getirebilir bir duruma geldi. Ve ilk W açacağım zaten şimdi göreceksiniz. Şuraya bir tane totem bırakacağım. E yeteneğinde de alan vuruyor ya E yeteneği. Artık E yeteneğinin vurduğu alan içerisindeki hasar da kritik vurabiliyor. Aynı zamanda ultisi etrafında çarptığı kimseye artık hasar vermiyor. Sadece tekli hedefimize hasar veriyor ama yol üzerinde çarptığımız bütün hedeflere 0.25'ine 0.75 stunlıyor. Yani daha uzun bir kitle kontrolü uyguluyor ve onları gerçekten çok uzağa, 400 birim uzağa yolluyor. Biz istediğimiz hedefe ulti attığımızda onun etrafındaki kişi sayısı bayağı bir azalacak yani. Bu arada ben bir yanlış yaptım. İlk W açmam çok mantıklı değil. Şundan dolayı mantıklı değil. Hadi! Mikrofon! Kendine gel. Kendine gel. Tamam. Düzeldi. Bir tane de E açayım. Çünkü pasifimi çalıştırmayacaktı ama çok da önemli değil. Hiç pot basmadım ve canım sonuna kadar dolu şu anda. Şimdi bakın efendim. Üçüncü vuruşu yaptım. Bekleme süresi düştü kalkanın. Görüyorsun değil mi? Kurtlarda şu olay imkansız gibi bir şeydi. İkinci defa kalkanımızı çalıştırmamız imkansız gibi bir şeydi. Şu anda rünlerimden de saldırı hızı girdim bu arada istatistiklerden bir tanesine. İki kere kalkan aldım. Üçüncüsü de hazır. Bayağı iyi. Gerçekten çok fazla kalkan kazanıyoruz. Bu orman dönüşünü bayağı rahatlatacaktır Vay'ın. Erkendeki o Q ile yaptığı baskınlardaki hasarı biraz düştü ama devamlı hasarı ciddi artırıldı. Bir de yenilmez ürünü de burada deniyor olacağım. Bence yenilmez ürünüyle de güzel bir çalışması olacak. Bununla savaşırım bu arada. Benle savaşmak istemesi güzel. Evet. Bununla savaşırım dedim de istediğim performansı alamadım. Çünkü E yeteneğimde bir tane yük vardı. İki değil. İkinci yüküm de olsa orada onu kesebilirdim. Şurayı temizleyelim. Yukarıdan bir ilk kan verdik. O kadar sık dönüyor ki pasifimiz. Harbiden şu an Q yeteneğimde var ya 1v1'lerin hepsini alacağımı düşünüyorum ben. Orta koridora bir baskın gidelim. Totemlemiş mi? Totemlememiş gibi duruyor. Ay, otomatik kullandaymış Q ya. Hadi abi. Yaparsın, helal. Çok güzel. Şunu bir kaldırayım ya. Otomatik kullandaymış. En nefret ettiğim şey yani. Şu olayı yapamıyorsun onda. Bas çek, sonra devamını getir. Bunu fırlatmayacağım bu arada çünkü fırlatacağım bir yer yok. Onu size göstermek için feda ettim. Şöyle. Kalkanım geri geldi ve burada bir kere daha kalkan alıyorum Q'yla. Yani artık kalkan bekleme süresi yetenek kullanacağım neredeyse her zaman olacak. Önceden kalkan o kadar sık olmazdı elimizde. Golemleri temizleyip bir geri döneceğim. Benim aklımda şu anda saldırı zorman eşyası artı mahvolmuş kasmak var. Üzerine belki üçlü giderim. Karakterin hem kendi klasik eşya setinden de uzaklaşmadan. Burada bir kere daha geldi.
Çok iyi ya. Ya burada ilk ne full desem onu bilmiyorum açıkçası. E'nin bekleme süresi azalıyorsa E full diyeceğim. Evet. Yük biriktirme süresi azalıyor E'nin. E full diyeceğim. Hem düz vuruş üzerine oynayacağız. E bizim için çok önemli. Bekleme süresi E'nin her zaman olmalı. Şu ana kadar benim hissettiğim en büyük eksiklik bu. Ulti yeteneğimizi de açtığımızda göreceğiz. Ultinin bu arada hasarı biraz azaltıldı. Ay şey ne kadar küçük ya. Şunu al, kırmızı alacağım. Burada saldırı hızı alacağım ya. Saldırı hızını deneyelim. Deneysel takılalım. Şey chat aşırı küçülmüş. Niye bilmiyorum, anlamadım. Okuyamıyorum da. Aa millet Türk lan. Ya hiç diyor küfretmiş, ağla demiş. Bu buna bir şey de şöyle. Bunlar evet. Top lane'de iki tane Türk kapışıyor. As bayrakları, as as as. Tamam, pasifimiz döndükçe bunu E'nin kullanımını doğru yapmamız lazım. Önemli bayağı. Yukarıda can bayağı yüksek gibi hissettirdi adamın. Bu ne yapıyor? Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Kafa attı bayağı. Güzel. Uyutmayı atsaydı orada çok iyiydi bu arada. Şuraya pembe totem bırakacağım. Muhtemelen görmeyecektir zaten o totemi. Tamam geleceğim ona. E'yi harcamıyorum şu an. Ultisi geldi ya. Evet. Ultisi geldiği için yapabileceğimiz şeyler sınırlı yani. Şurayı... İt kanka. Adam koridorda durursa aslında 6 olmama da çok yoktu. Neyse. Ben ortadan bir tavuğu indireyim. Dedim saldırı orman eşyasını alacağım. Onun üzerine de bir mahvolmuş çekeceğim. Bir de ağır kan alırım. Önemli yine. Aha ultiyi açtım lan. Alacağım bunu. Çok güzel. Azir ne yapıyor? KS show. Tamam, güzel. Adamın şifasını alıp geri atması peki? Çok sinir bozucu ya Zoe. Bu arada arkadaşlar eğer video hoşunuza giderse videoya bir tane beğeni atarak çok çok büyük destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum bütün destekleriniz için. Ben kendi bufflarımı bir alayım. Bir geri döneyim ondan sonra da. Ejder'e çok şey yapmayacağım, girişmeyeceğim. Kırmızı da çok komik ya. Bir sonraki pasifim döndüğü gibi E'yi kullanıyorum. Bu yetenek şeylerini... Ya Vay benim gerçekten bayağı sevdiğim ormancılardan bir tanesi bu arada. Yalnızca şu anki... Meta'da pek yerini bulamadığını düşünüyorum. Ve bu şekilde belki geri gelebilir. Bana soracak olursanız bu haliyle yine aşırı iyi değil. Orman dönmesi rahatlamış, bayağı rahatlamış ama karakterin kendi verdiği hasar biraz daha nasıl diyeyim? Q'ya dayalı değil de devamlı hasara dönüşmüş ve devamlı hasar yerine anlık hasar çıkaran ormancılar biraz daha kuvvetli oluyor biliyorsunuz. Çok anlık hasar üzerine gitmiş. Ya Q 20 falan vuruyor. Şu an 10 artı AD'sini vuruyor yani. 10'la başlıyor hasar. Taban hasarı çok düştü Q'nun. Yukarı baskın gideceğim. Gerçi kesti. Aynen. Tamam güzel. Allah Allah. Sövüyor bebe ya. Ayıp yani.
Kırmızısını aldı muhtemelen de. Aynen. Süresini almış olalım en azından. Çok güzel. Bu arada siz olsanız ne fullerdiniz? Onu bir yorumda yazsanıza. Ben hepsini, üçünü de deneyip ona göre karar vermeyi tercih ederdim açıkçası. PB'de oyun girmek gerçekten bayağı zor. Size bunu gösterebilme fırsatım olduğu gibi göstermek istedim. Bu Wireberk'ü bu arada yaklaşık olarak 2 hafta önce geldi. Sonra iptal oldu. Sonra şimdi yeniden geldi tekrar düzenlenip. Al abi. R hazır benim. Evet. Patates oldum. Kule ayı gibi vurdu. 1K vurmuş bana. 2 tane mi 3 tane mi vuruş yaptı orada ya. Şimdi ya mahvolmuş değil de aslında ağır kanı alsam benim yine takip yeteneğim yeterince güçlü olur mu diye düşünüyorum. Çünkü çok mahvolmuş, alınacak bir hero değil bu. Saçma hissettiriyor yani. Düz vuruş üzerine. Yani düz vuruş üstüne kuruyoruz. Gerçi eşya setimizi ama yeteneklerimiz de. Zoe ne oynadı ya? Canavar gibi oynuyor. PB'de pinksiz oynamak benim en büyük hayallerimden bir tanesi yani. Gerçekten. Acaba bir gün PB'de pinksiz oynayabileceğim mi yani? Gel bir kere düz vuracağım diyor. Test ediyor herhalde, hasar denemesi yapıyor. Buna girebiliriz. İkinci de W fullleyeceğim. Aslında kesmek için en güzel zaman şu an. Tam pasifi bittiği an. Ultim olsaydı. Bozmadı lan. BB yazıyor bir de ya. Allah Allah. Adamın kırmızısı çıktı şu an. Bunu alacağım. Ben sana göstereceğim oğlum BB'yi. Tamam. Azir ne almış? Azir hiçbir şey almamış. Keserim diye düşünüyorum. Bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Adam hayatında ilk defa falan hazır oynuyor herhalde ya. Aman tanrım. Aşağıdakiler de AFK değil. Aşağıda da bayağı hardcore eziş var. Oyunun duyuru sesleri kapalı ya. Daha doğrusu kapalı değil. Şu anda yok. Olmadığı için nerede ne oluyor takip etmek lazım. Zırpır tabu açıp. Bak canım neredeyse hiç inmedi. Kalkan hep geliyor. Abicim ultim cemde duruyor. O Draven. Öcümü almam lazım. Ay Blista burada. Tamam. Bana fener. Baksana Blitz'i nasıl uzağa fırlattım. Hadi be. Hadi be. Öldüremedim. Öldüremedim. Blitz'i 400 birim. Önceden 200 uzağa fırlatıyordu. Şimdi 400 birim uzağa fırlatıyor. 2 katı kadar daha uzağa. Yani orada aslında ultiyi çok atmayı istemiyordum da tam güzel pozisyon oldu. Bunları da göstermek istiyorum sizlere. Bütün bahanem bu değil mi? Yok cidden hani onları görün. Video amacına ulaşsın yani. Adamlara tek atmak değil sonuçta amacımız. Ne kadar şey yapıyor ya. Birbirlerine sövüyorlar aşağıda şey. Yukarıdakiler. Skorlar da aynı, takılıyorlar. Bizimkinin minyonu çok kötü ama. Şimdi ağır kanı bitirdiğim için her düz vuruşumun üzerine ya da yeteneğimin fark etmeden
bir yürüme hızı bonusu kazanıyor olacağım. Ya şunu yaparken niyeyse çocuk gibi eğleniyorum ya. Hep eğlendim yani. Bana yapacak değil mi aynısını? Çok büyük ayıp ya. Çok büyük ayıp. Blitzcrank gel bakalım. Blitzcrank artık. Aa Draven. Draven. Draven Caitlyn'e ölme kararı aldı. Ben gidiyorum diye. Here I come to save the day. Öldü lan. Bintis Jartık'a girebiliriz aslında. Şimdi bu E yeteneğin etrafı puflattığı alan hasarının kritik vuruyor olması ne kadar büyük etkiliyor diye düşünüyorum. Kritik kasılacak bir karakter değil abi bu karakter yani. Olmuyor, anlatabildim mi? Öldü lan. Kuleyi almaya çalıştım kule vurmasın diye de kule çok canlıydı. Aatrox'a gideceğim. Geliyorum. Lan oğlum dur. O neydi? Flash attı. Güzel. BB yazayım mı? Türk olduğumu öğrendi ya şimdi. Ekleyin girelim kankalar diye. Adamsın. Adamsın. Tek sıkılıyorum diyor. Tek sıkıldığın belli. Daha Türk mü değil mi bilmediğin adamın anasına sövüyorsun. ...1400... ...2200. Aslında Ağırkan'ın üzerine bir mahvolmuş çeker miyiz? Deneysel takılmış olalım. Üçlüye gitmeyeyim, ben mahvolmuş alayım şimdi. Tamam. Öyle yapacağım. Yani bayağı mantıksız bu arada. Çok deneyimizin başarılı, ultra verimli bir sonuç vereceğini düşünmüyorum. Ama takılalım deneysel. Bakalım kaç para? 2900 eksiğim var. Çok. Çok eksiğim var. Biraz şampiyon farmlayalım. Ben aldım lan onu, yürü. HSC. Güzel. Go go go, onda. Çok güzel be! Tam istediğim paraya sahibim bu arada şu anda. Mahvolmuşu bitirdim. Muhteşem. Kaç piresiniz diyor. 4 pire misiniz, 3 mü? 2. Haydi bakalım. Tamam 3 oluruz diyor. 4 desek herhalde tamam 5 oluruz diyecekti. Gerçi 3 desek 4 girilebilir mi? Grup yaparız. Aha ha ha. Yok yeneke. Chatte acayip bir muhabbet dönüyor şu anda. Mahvolmuşum, bitirdim. Oradan oyunu bitirmeyi zorlayacağız mı ya gerçekten? Sanki zorlamasak da ben biraz eşya denesem. Yemin ediyorum var ya şu pahalı eşyalı olan oyunlarımda eşyayı adam akıllı deneyebildiğim çok az oluyor ya. Bunu ben istiyorum. Kusura bakma. Sen orayı al. Ben şurayı temizleyeyim. Seviye kasacağım burada. Bu arada W'nun verdiği saldırı hızı da seviyesini yükselttikçe artıyor tabi. Aha Draven. Caitlyn yedi kuleden.
GG diyor. Sanırım surrender verecekler ya. Ah. Güzel. Çok uzun savaşlar olmuyor. Benim bütün yeteneklerimi tam performanslı kullanacağım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sadece bu oyunda bu oyuna özel bir şey değil bu durum. Normalde League of Legends'da şu anda aşırı uzun savaşlar çok az oluyor yani. Gerçekten çok fazla şampiyon buna dayalı olması lazım. Yani bu performansını ne kadar gösterir bilmiyorum ama orman dönmesi çok rahatlayacak karakterin en büyük önemli değişikliklerden bir tanesi bu. Bu rework'te gelen bütün her şeyi değişiyor çünkü artık bütün her şeyinde değişim var. Minyonlar ne güzel duruyorlar lan. Ultimeniz dönmedi. Bence bu arada her üçüncü vuruşumu patlattığımda ultimin bekleme süresi de bir miktar azalabilirmiş. Hani yapılabilecek güzel değişimlerden bir tanesi. Fazla mı güçlü olur bilmiyorum ama. Tamam kardeşim hadi. Neyi zorluyorsunuz anlamadım. Oy. Helal be Azir. Fener'e tıklayamadım bu arada. Ulan menzilli değilim diye resmen acı çekiyorum. Acı çekmek zorunda mıyım ya? Bu arada Rex'e AFK bırakmış adamı ben kestikten sonra. Evet, GG diyoruz. Burada maçımızın ve aynı zamanda da videonun sonuna yaklaşıyoruz. Bir saniye efendim, hemen geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi yapmayı düşündüğüm videoların bir listesi vardı da ekranda gözükmesin diye bir duraklatayım dedim. Spoiler olmasın sizlere. Zaten hepsini çekeceğim. SMS bir şey almış, artı almışım. Güzel, kaç hasar vermişim? Zoe ya da Caitlyn kadar verdiğimi düşünmüyorum ama aynen o ikisinden sonra en çok bende hasar. Yani Y rework hakkında, Y değişimi hakkında yorumlarınız neler? Aşağıda bırakabilirsiniz yorumlarınızı. Bana sorarsanız şampiyonun evet orman dönmesi rahatlamış. Ama benim çok oynamayı istediğim bir şampiyon yine de çok içimden gele gele oynayacağımı düşünmüyorum. Çünkü hani bütün her şeyini bayağı değiştirmişler karakterin. Ama genel anlamda oynanış bazında yine biraz eksik hissettiriyor diğer karakterlere nazaran. Özellikle ne bileyim bir Jax, ondan sonra bir Kayn veya odaklanabilen şampiyon. Kayn yani odaklanabilen bir şampiyon. Bu örneklere çok yakın hissettirmiyor açıkçası ondan dolayı. Bilmiyorum sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıda yazarsınız. Zaten bu değişim eğer onaylanırsa ve TR'ye de gelirse buna dair bir tane de video yine yaparım. Çünkü çok sevdiğim bir şampiyondu gerçekten. Uzun süredir oynamadığım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın efendim. Bu arada bir beğeni atıp çok büyük destek verebilir ve bütün videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.